Telefonunuz. Evet, şeref verdiniz. Ayaklarınızı sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Başkanım. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizin görevimizde şeref verdiniz. Sağ olun. Merhaba. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ankara'ya selamlar. Naila, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için bugün üç genel başkanla bir görüşmeniz oldu. Masada neler konuşuldu? Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar ilginize. Bugün neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt bir kurumun yaş gününü, 100. yılını kutlamaya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yani hem partimizin hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın kurduğu, 10 kişiyle Ankara'da kurduğu ve bugünlere ulaşmış bir kurumun 100. yılındayız. 100 yıl boyunca Cumhuriyet'e sahip çıkmış, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmış ve şu anda Türkiye'nin en büyük özel bankası, dünyanın sayılı bankalarından bir tanesi olan İş Bankası'nı böyle bir günde görmek gerçekten hepimiz için kıvanç vericiydi. Biz bu akşama önceki genel başkanlarımızla birlikte katıldık ve İş Bankası'nın başta yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu ve genel müdürünün gösterdiği ev sahipliğine yürekten teşekkür ediyoruz. İyi kurumlar, İş Bankası'nın başarısına bakarsanız, İş Bankası kökleri sağlam bir kurum ve liyakatla yönetiliyor. Liyakatla yönetilmenin, torpilin değil, birilerini tanımanın değil de gerçek emeğin ve liyakatin ne demek olduğunu ve ne sonuç getireceğini merak edenler İş Bankası'na baksınlar. Yine İş Bankası'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi, tam olarak 1970'lerde Ecevit'in deyimiyle halk sektör denilen ve çalışanların işin sahibi olduğu, halkın da en önemli destekçisi ve halkı da en çok destekleyen kurumlardan bir tanesi İş Bankası. Bugünlere bu kadar büyük başarıyla ulaşıyorsa kurucusundan, kuruluşundan, bilimsellikten, liyakatten ve çağı yakalamaktan geliyor. Türkiye'de dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline gelebilir. Böyle yönetilirse ümit ediyorum gelecekte Türkiye böyle yönetilecek ve bu kadar başarılı olacak. Efendim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göremedik genel başkanlar. Sayın genel başkanın bir ayrı programı var. Bugün akşama katılamadı. Biz önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Kendileri partide bir tüzük değişimi var. Onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor ama önceki genel başkanlarımızdan görüşlerini almak, uyarılarını almak, önerilerini almak bana düşerdi. Bunu İstanbul'da değerli üç genel başkanımızla yaptık. Ankara'ya döndüğümde de Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim ve kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlikten, beraberlikten, Sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz. Böyle bir akşamı birlikte yaşadığımız için de kendilerine çok teşekkür ediyorum.